Pixel Pixel TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bloodborne oynayacağız. Evet, tekrar merhaba. Arkadaşlar baştan söylemeliyim. Ben bu oyunu daha önce bitirdim. Gördüğünüz gibi adı Hamdi Alkan olan 111 değer karakterim var. Bu da kardeşimin karakteri 67 değer. Oyunu çok fazla oynadım yani, bayağı oynadım. Daha da oynayabilirdim. Daha yapılacak bir sürü şey vardı oyunda ama ana hikayeyi bitirdiğim için oynamadım daha sonra. Şimdi sizin için en baştan açacağım. Eğer hazırsanız şu an buradan yeni oyun diyoruz. Oh yeah. Pale blood. Aman tanrım. Well, you've come to the right place. Geldim. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. Gelme. Üstümüze geliyorsun. İğrenç suratınla yapma bunu. Tipe bak. Sözleşmeymiş. Şimdi buradan karakterimizi yaratacağız. Yaratamıyoruz. Evet, yarattık. O ne? Tipe... O nasıl tip? Böyle mi geldi karakter? Şuna bak. Loki gibi. Çipeta. Adımız. Adımız ne olsun? Adımız. Adımız Avni olsun. Avni. Adımız Avni. Niye Avni ya? Neden Avni yani? Cinsiyet. Tamam. Erkek. Yaş. Yaşlı mı olsak ya? Hadi yaşlı ol. Oho, tipe bak. Üf. Bir bakayım. Vallahi yaşlandık ha. Köken mi? Ha, burada işte böyle hazır şeyler var. Skill'lerinizi belirleyen. Ben neydim ya? Benim şeyim yüksekti. Kuvvetim yüksekti. Kuvvet çifteli silahlar için. Aynen. Şiddet dolu geçmiş sanırım buydu. Bir daha bakıyorum. Aynen. Bu biraz böyle böyle. Ölümüne dalıyorsun. Görünüş. Görünüşe çok kasmayalım ufaktan. Diyalog. Yani burada işte sesler var. Hani işte olgun ses, yaşlı ses, genç ses falan ama çok birbirine benziyor hepsi. Yaşlı diyelim, yaşlı dedik zaten. Yapı. Standart ince ünlü bir koca kafalı var. Nasıl? Büyük kafa. Standart olsun. Ne kafa ya, ince detaylara hiç girmeyeceğim. Sonuçta zaten full armor giyiyoruz. Pek şeyimiz gözükmeyecek. Temel ciltçeyim. Oo. Ölü gibi olalım mı? Yoksa kara adam mı olsak? Kara olalım ya. Kolibali gibi. Hadi böyle olalım. Dın dın. Saç yok mu? Saç ya, olayımız saç bizim ya. Nerede yüz ayrıntıları? İnsan hiddet. Neredesin be? Aa, mı göremedim? Çok enteresan. Saç yüz kılı. Eşek kadar yazıyormuş ya. Cidden. Kendime benzesem. Böyle olsam ya gerçek hayatta. Ne kadar çirkin olduk. Tamam. Bu. Kesinlikle bu. Bu yüzümüz. Nice. Tamam. Avni, Avni şu an benim için göz bebeği Avni. Evet, başlayalım. Burada işte küçük ipuçları. Kutsak kadar her yerinde kullanılan bir malzeme. Genellikle uzun zaman önce terk edilmiş yerdeki soğukkanlı yetişen soğuk bitkiler, soğukkan çiçeği göreceğiz. Falan. Bu tahta kalkan hiçbir işe yaramıyor. Saçma sapan bir item. Böyle tutuyorsun, yaratıklar vuruyor falan. Hiçbir işe yaramıyor.
Bunlar işte böyle upgrade'dir, bir şeylerdir. Bunu yapmaya yarayan şey. Oyun çok detaylı bu arada. Yani oynadıkça siz de fark edeceksiniz. Ya bu hikayeyi bitirene kadar bunun bütün bölümlerini çekmeyi düşünüyorum Bloodborne'un. Çünkü ciddi hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. All Büyük ki geri geldi tabii. signed Tamam, sal bizi hadi. At bizi alana at. worry. Endişelenmiyorum. Canım. Yap Whatever happens, nakleni. you may think it all a mere bad dream. Düşersen uyanırsın. Bak bak ne yapıyor? Bak. Bak hele hele şekle bak hele. Terbiyesiz. Başlarını unutmuşum ya. Nasıl başlıyorduk ki? Etrafımıza bakıyoruz. O ne oğlum? Ha. Ne diyorsun ya? Yapma. Açık ne ya? Böyle gelir mi? Ya öyle, öyle yanarsın işte. Öyle el kaldırırsan ya öyle çarpılırsın. Pislik. Pislik. O ne? Tamam, nereye düştük? Nereye düştük? Neler geliyor öyle? Ne yapıyorsun? Gider miyiz acaba? Pis pis ağzıyla. Orada maydanoz yemiş kalmış orada. Gördüm onu. You found yourself a hunt. Avcı göreceksin tabi. Avcıyız biz. Aha geldik. Bir dakika. İlsofka'nın bilmem nesi. Dur bakayım. Nasıl oynuyorduk ya? Böyle yol boyu notlar var. Sen de not bırakabiliyorsun. Ben şu an çevrim içi moddayım. Yani diğer playerlerin bıraktığı zımbırtıları da görebiliyorum. Ya da oyun sırasında oradan geçen bir oyuncunun silüetini görebiliyorsun. O da orada falan. Şimdi ne yapıyorduk? Zıplıyordu. Vuruyordu. Böyle vuruyordu. Tamam, hatırladım. Zıplamıyordu. Doğru şey. Zıplama yok zaten. Şöyle yaparsak da koşuyor. Aha geldi bak. Şimdi burada niye öyle apaçı gibi saldırıyorsunuz? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yani kesmenin bir mantığı yoktu galiba. Yanlış da biliyor olabilirim ama şey çünkü normalde buna ölüp şehirde doğup silah alıp öyle kesiyorsun. Ama dövdük mü? Döveriz aslında ama uğraşmak değil mi? Aa, ya neler yaptım? Üf. He, kestim. Kesiliyormuş demek. Akıllı olacaksın işte. Tamam, aferin. Şimdi gidiyoruz. Oo. Ya ben bu oyunun videolarını da aldığımda izlediğimde bile herkes buna ölüyor. Direkt kesmiyor. Vay be. Gururlandım şu an. İşte böyle bedenlerde mermiler falan. Tabii de şu an hiç silah mermiler bir şey yok da. Bu arada oyundaki silah sistemi falan çok güzel. Silahlar çok güzel oyunda. Şöyle biraz etraflı gezelim. Sağ solda bir şeyler varsa toplayalım. Buradan mı çıktık? Evet. Yok galiba ya. Değil mi? Bu arada oyunun şeyi bu. Yani böyle ne zaman böyle gizli saklı değişik bir yer olsa aşağıda hemen oraya gidin. Yani orada bir item falan muhakkak çıkıyor. Bir şey çıkıyor orada. Kol vardı. Onu açıyorum. Şu kapıyı mı açacağız? Şunu mu açıyoruz ya? Aynen. Ne böyle ilerlemek izin vermiyor. Merkez yardım. Ne öleceğiz şimdi. Öleyim bari ya. Geri çıkıyorum. Yoksa geri dönebiliyor muyum? Portal var mıydı? Hatırlamıyorum ki. Neyse öldürelim. Yürüdük yere açıktan uyuz oluyorum. Terli giysi.
Kokmuş be. Ya nereye düştüm ben diyor. Ne ilgili. Burayı da çok kısa anlatayım size. Burası şey yani alışverişlerimizi yaptığımız merkez yer. Şurada ölü bir tane taş bebek var. Bu bebek biraz bir çok az ilerisinde canlanıyor. Çünkü bu statlarımız alıp verdiğimiz, stat geliştirdiğimiz abla bu yapıyor. Şurada da şey var işte. Küçük sunak var. Ivır zıvır atıyor. Satılan şeyler var. Neyse. Şimdi şurada bize yere iki tane silah bırakılmış durumda. Onları alalım. Oyun başında üç tane şey veriyor. Bu baston. Baston o kadar güçlü değil ama menzili uzun. Daha ziyade böyle büyü skill'leriyle oynayacaklar kişiler kullanıyor bastonu. Testere seri atakları var ama biraz daha az demeci var. Ben oyunu bununla bitirmiştim. Avcı baltası. Bence en iyisi bu. Bunu alalım şimdi. Bu çift elini çok güçlü bir silah. Burada da işte gördüğünüz gibi iki tane silah var. Şu alay bozanı hiç denemedim. Sanırım bu biraz geri gitme özelliği var. Avcı tabancasının damage'i daha yüksek. O yüzden onu alıyorum. Şimdi envanterimizi de dizelim. Sonra buradan gidelim. Baltamızı da aldık. Buraya da tabancamızı da aldık. Gördüğünüz gibi silahların iki modu var genelde arkadaşlar. Şöyle hızlı atak yaptığımız ve ağır atak yaptığımız. Açarsak da silah böyle açabiliyorsun tabancan gidiyor o zaman. Bu sefer de menzili uzuyor ya da her silah kendi yeteneği var. Şu çok güzel. Yani. Bütün oyunu bununla oynadım açıkçası ben. Çok da başarılıydı. Bu video sadece karakterimizi yaratmamız içindi. Maceralara bundan sonraki videolarda başlayacağız. O yüzden bu bölümü burada bitiriyorum. Ama Bloodborne'u takip etmeye devam edin çünkü birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız. Bloodborne gerçekten çok güzel bir oyun. Yarattığımız Avni karakterimizle oyuna devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hala burada mısınız? Bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.